ülkemizde yapılan mali idareler seçimleri sonucunda Edirne halkının özgür iradesiyle kullandığı oylarla seçilen Belediye Başkanı ve Edirne Belediye Meclisi'nin ilk toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen meclis toplantısında toplam 26 gündem maddesi görüşüldü. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ilk meclis toplantısını 31 Mart 2019 tarihinde ülkemizde yapılan mahalli idareler seçimleri sonucunda Edirne halkının özgür iradesiyle kullandığı oylarla seçilen belediye başkanı ve Edirne Belediye Meclisi'nin ilk toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyerek açtı. Ülkemizde yapılan mahalli idareler seçimleri sonucunda Edirne halkının özgür iradesiyle kullandığı oylarla seçilen Belediye Başkanı ve Edirne Belediye Meclisi'nin ilk toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. 18 maddeden oluşan katip üyelikler, encümen, komisyon ve birlik üyelikleri seçimi gerçekleştirildiği toplantı yaklaşık 4 saat sürede tamamlanabildi. Başkan Gürkan, tüm belediye meclis üyeleriyle Edirne Ortak Paydası adı altında Edirne'nin çıkarlarını kendi çıkarlarımızın, parti çıkarımızın önüne koyarak çok faydalı hizmetler yapacağımıza eminim dedi. Gürkan'ın konuşmasının ardından mecliste 5 yıl boyunca görev yapacak katip üyeler, encümen komisyon ve birlik üyelerinin seçimine geçildi. Ardından Gürkan 26. günden maddesini meclis üyelerinin oylamasına sundu. 5393 sayılı belediye kanunu gereği 1. ve 2. meclis başkan vekillerinin seçimi gizli oylamayla gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda 19 oy alan CHP grubundan meclis üyesi Filiz Gencan Akın 1. meclis başkan vekili, yine 19 oy alan CHP grubundan Mevlüt Baş 2. meclis başkan vekili seçildi. 2018 faaliyet raporunun görüşüldüğü sırada Başkan Gürkan, yasa gereği yerini meclis 1. başkan vekili Filiz Gencan Akın'a bıraktı. 2018 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Katip üyeliğini ise CHP grubu meclis üyelerinden Emine Kahyalar, Nuray Yılmaz geldi, Duygu Şener aday gösterilirken AK Parti grubunun adayları Nergis İnce, Ayhan Dinç ve Engin Makak oldu. Gizli oylama ile yapılan seçimlerde 20 oy alan meclis üyeleri Emine Kahyalar, Nuray Yılmaz geldi, Duygu Şener katip üyeliğine seçildi. Hakan Giyik ve Mehmet Özçuhacı yedek üye olarak belirlendi. Daha sonra çiftçi malları koruma meclisine 5 asil 5 yedek, murakabe heyetine 5 asil 5 yedek üyenin seçimi gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylamada 32 Edirne Belediye Meclis Üyesi, 16 Ziraat Odası Meclis Üyesi ve 1 ETSO Meclis Üyesi oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda Çiftçi Malları Koruma Meclisi'ne Bülent Tabak Pehlivan, İbrahim Özölmez, Şerif Arya, Suat Tabak Pehlivan, İsmail Sancak Çavuşu, Asil Üyeliğe, Fevzi Tabak Pehlivan, Erkan Ada, Ahmet Ağaç Bekleyen, Gökhan Saranlı, Ender Bilal'de yedek üyeliğe seçildi. Mürakabe heyetine ise Fatih Bayrak, Tarık Kosva, Bülent Yıldırım, Abdullah Sancar Çavuş ve Bilal Çamlıöz asil üye olarak seçildi. Yedek üyeler ise Mehmet Bilat, Mustafa Gügercin, İsmet Yıldırım, Cemal Arı, Recep Tuna Durur olarak belirlendi. Bir yıl boyunca görev yapacak olan encümen üyeliğine ise CHP grubundan Abdullah Yeşen, Necmettin Attay ve Ayhan Murat Dursunoğlu aday gösterildi. AK Parti grubunun adayları ise Mehmet İktan, Feridun Acar ve İsmail Taşdemir oldu. Gizli oylama ile yapılan seçimlerde encümen üyeliğine CHP grubunun önerdiği isimler olan Abdullah Yeşen, Necmettin Attay ve Ayhan Murat Dursunoğlu 19 oyla seçildi. AK Parti grubunun önerdiği isimler ise 12 oy aldı. Ardından Edirne Katı Atı Atık Yönetim Birliği'ne görev yapacak 17 asil, 9 yedek üyenin seçimleri gerçekleştirildi. CHP grubu Edikap için 15 asil, 4 yedek üye önerisinde bulunurken AK Parti grubu da 7 asil, 3 yedek üye önerdi. Gizli oylama ile yapılan seçimlerde Edikap Asil üyeliğine Filiz Gencan Akın, Duygu Şener, Nuray Yılmaz geldi, Mevlüde Baş, Emine Kahyalar, Ayhan Murat Dursunoğlu, Ali Şükrü Atamgüç, Cenk Ben Akman, Engin Yancılar, Mehmet Özçuhacı, Savaş Üner, Hakan Giyik, Abdullah Yeşen, Yaver Tetik, Ahmet Baran Yazgan, Engin Makak, Nergiz İnce seçildi. Yedek üyeleri ise Ali Yazıcı, Selçuk Çakır, Ergun Dönmez, Necamettin Attay, Bahattin Ulusoy, Pınar Ersaçmış, Ayhan Diç, Mehmet Çapoğlu oldu. Yal güreş düzenleyen Kentler Birliği'ne asil üye olarak Hakan Geyik, Savaş Üner, Ergün Dönmez, yedek üyeli ise Cenk Ben Akman ile Engin Yağcılar seçildi. İmar Komisyonu'na Ali Yazıcı, Mehmet Özçuhacı, Mehmet Çapoğlu oy birliği ile seçilirken, Filiz Gencan Akın, Hakan Geyik ve Mehmet İktan da yine oy birliği ile Ulaşım Komisyonu'na seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu için önerilen Ali Şükrü Atamgüç, Engin Yağcılar ve Nergis İnce oy birliği ile kabul edildi. Satış Komisyonu'na ise Engin Yağcılar Asil, Cenk Ben Akman yedek üye olarak seçildi. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu'na da oy birliği ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Asil, Selçuk Çakır'da yedek üye olarak seçildi. Tarihi Kentler Birliği'ne oy çokluğu ile Ali Yazıcı Asil, Filiz Gencan Akın'da yedek üye olarak seçildi. Doğu Batı Trakya Belediyeler Birliği'ne oy çokluğu ile Necamettin Attay, Ergün Dönmez Asil üye, Ali Yazıcı da yedek üye olarak belirlendi. Yine oy çokluğu ile Nuray Yılmaz geldi ve Duygu Şener Marmara Belediyeler Birliği'ne asil üye olarak seçilirken Savaş Üner'de yedek üye oldu. Mevlüt'e Baş ve Cenk Ben Akman Meriç Belediyeler Birliği'nin asil üyeleri olurken Hakan Giyik de yedek üye olarak belirlendi. Cadde ve Sokak isimleri Komisyonu'na Cenk Ben Akman, Savaş Üner ve Ayhan Dinç oy birliği ile seçildi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne Ahmet Baran Yazgan, Ayhan Murat Dursunoğlu asil üye, Selçuk Çakır, Hakan Giyik yedek üye olarak belirlendi.